Merhaba arkadaşlar, ben Simurgen, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir röportaj videosuyla karşınızdayım. Bugün insanlara 1 milyon liranız olsaydı ilk ne yapardınız diye soracağız. Hadi başlayalım. Maskenizi takın. O şu şekil giyinir, bu şekil giyinir. Herkesin hayatına kimse karışamaz yani. 1 milyon TL'niz olsaydı ilk ne yapardınız? Şimdi ani oldu ama. İlk aklına gelen, yani 1 milyon yani TL'm olsaydı. Sanıyorum kendime ev alırdım ilk başta. Tamamdır. Bir villa veya böyle lüks bir ev alırdım. Okay. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Selam söyle telefondakine. Soru soruyorum, para yok. Para olsa güzel ama para yok bugün. 1 milyon TL'm olsaydı ilk ne yapardın? Önce bir araba alırdım. Hangi araba istiyorsun? Yani Volkswagen, Passat. Passat mı? Hayali. Güzel. Güzel. Hayır, yeter yani. BMW, Mercedes. İstemiyorum Volkswagen. Bende var, Jetta satayım sana. Olur. Yani 120'ye veriyorum. Bir de iPhone Pro. Güzel, tamam. Görüşmek üzere, dikkat et kendine. Kanka selam veriyorum, korona var. Bunun adı korona, bulaştı mı sorana. Çıkıyoruz balkona, kalkıyoruz orana. Var bizde kavurma, var sizde yarasa. Bir şey olmaz sana, bilesin içersen tarana. Arkadaşlar, Tak Maskini şarkısını hala dinlemediyseniz şuraya koyuyorum, dinleyebilirsiniz. 1 milyon TL'n olsaydı ilk ne yapardın? Ev alıp kiraya verirdim bu süre evi. İşte senin. Mantıklıca bir fikir bence. Bence de. Gemi alıp gemide yaşamaya başladım. Güzel. Arabadan harcardım. Nereye harcıyorsun bu kadar parayı? Bulurum. Araba. Tamamdır. Yemek. Yemek yem. Ben de severim yemek yemeyi. Benim 1 milyonum olsa kesin yemek yerdim. Görüşürüz. Hayır, belki de var. Ha, belki var. Bir soru sorabilir miyim? Hemen sorayım. Gel. 1 milyon liranız olsaydı ilk ne yapardınız? İlk. Ne yapardım? Herhalde en güzel villayı alırdım ya da tatile çıkardım yurt dışına. Güzel. Alın. Efendim? Bunu alın. 1 milyon. Cevap vermek istiyor musun? Aileme yardım eder. Daha sonra çocuk esirgeme kurumlarına falan bağış yapardım. Güzel. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bak. Eren, para kalmadı tatile gidecek. Sokakta para dağıtmaktan para kalmadı tatile gidecek. Ey yavrum be. İzleyin şu videoları da para kazanalım azıcık. Kim ya bu sokağın ortasında röportaj yapıyor ya? Bir soru sorabilir miyim? Gel baba, dön böyle gel. 1 milyon liran olsaydı ilk ne yapardın? 1 milyon. Aklımızda ilk olan şey bilardo masası almayı arıyorduk. Şimdi o aklıma geldi. %90'ını bankaya yatırdım, gerisini harcarım çatır. Faizci bak bu. Görüşürüz, yayınladım. Gel. Hayır, kaç yaşındasın sen ya? Hayır sen kaç yaşındasın sen ya? Bir dakika, kaç yaşındasın sen? Hayır, kaç yaşındasın sen? Lay lay lom galiba sana göre sevmeler. Ya hemen soruyorum. 1 milyon TL'n olsaydı ilk ne yapardın? Anneme güzel bir şeyler yapardım. Nasıl bir şeyler? Bilmiyorum, onu mutlu edecek bir tatile götürürdüm, bir şey alırdım, tarz bir şey. Okey, sen? Telefonu yere vurur, kırar, devam ederdim. Kimse de bir daha benim yüzümü bile göremezdi. Tamamdır. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Geçen videoda da 30 saniyeyi hep böyle söylemişim. 30 saniyem var, 30 saniyem var diye söylemişim. Onu izlerken kafama takıldı. 30 saniyem var, 30 saniyede Adana dürümü yersen 1 milyon TL'n olsaydı ilk ne yapardın? Araba alırdım, ev alırdım. Yaşardım, hayatı yaşardım. Güzel. Bitmez mi 1 milyon? Biterse yatırım yapardım. Yatırım yapıyor, biter bu 1 milyon. Yapardık bir şeyler ya. 1 milyon TL çok. Çok mu? Çok yani. Bana göre çok. Sana göre azdır abi. Hadi lan. Hadi görüşürüz. Acaba kazanıyor muyum? Hmm. Merhabalar, merhabalar. Simurgan halkı selamdır, merhabalar. Merhaba. Muhtarım ben buranın. Muhtarıyım, yeni muhtar. Hemen soruyorum. 1 milyon TL'n olsaydı ilk ne yapardın? Ne yapardım? Villa alırdım herhalde ya. Nerede istiyorsun villa? Bilmem, yurt dışında olurdu büyük ihtimalle. Tamamdır, görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Ya buradan sesleniyorum. Reklam vermek isteyen herhangi bir marka varsa her türlü halı kirim travel reklamı yapılır. Her şey dahil kardeşim. Her türlü reklam alınır. Bir soru sorabilir miyim? 1 milyon TL'niz olsaydı ilk ne yapardınız? Tatile çıkardım. Bankaya koyarım. Bak işte bir faizci daha. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah yine rest. Ya hadi Allah yine rest. Dönüp bak yok yapmak stress. Gel bak gör, my life is real test. Ama demiyorum pes. Hadi Sefo'yu da bıraktım. Buradan tıklayarak dinleyebilirsiniz. Hadi. 1 milyon TL'n olsaydı ilk ne yapardın? Ne yapardım? Ev alırdım. Yat alırdım. Tekne alırdım. Tamam. Güzel. Bay bay. Güzel. Yatırımcı. Bu ülke yatırımcı. Birileri faiz yiyor, birileri yatırım yapıyor, birileri kira yiyor. Güzel. Yaktın beni hain. Tiryakin oldum yarim. Çaldın beni benden. Düştün ana zalim. Evet, soruyorum. 1 milyon TL'niz olsaydı ilk ne yapardın? Hiç düşünmedim ya. Bir saniye dur. Tamam, sepas. Ben şu an taşınırdım buradan. Kamboçya'ya falan giderdim. Kesin Kamboçya'ya Uzulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Kardeşim de çek beni. Hemen sordum. 1 milyon TL'niz olsaydı ilk ne yapardın? Valla yurt dışı uçak bileti alabilirim. Siz? Şu an hiç bilmiyorum. Tamamdır, görüşmek üzere. Yurt dışı uçak biletim çok mantıklı bu arada. Arkadaşlar, korona döneminde sizin için sokağa çıkıyoruz ve eğlenmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoya 20 bin like atmayı unutmuyorsunuz. Aşağıdan bu videoya like atmayı unutmayın. Like atın bu videoya.
Bir soru sorabilir miyim? 1 milyon TL'n olsaydı ilk ne yapardın? 1 milyon TL'm olsaydı galiba Amerika'ya yerleşmeye çalışırdım ya herhalde. Çok saçma olabilirdi ama. Yani şöyle, Kaliforniya'da benim bir hayalim var aslında. Ben Adanalıyım. Hı hı. Kaliforniya'ya yerleşip orada güzel bir Camaro alıp böyle üstüne 01 yazıp işte artık arabanın herhangi bir yerine orada yanlaya yanlaya böyle. Çok güzel. Çok güzel hayal. Keko tarzı. Çok iyi. Çok iyi. Yapmak. Aslında red yedim ben Amerika vizesi almak istedim ama. Neden red yedin? Ya yaşımdan dolayı red verdiler ya. Bu olabilir. Onlar yani çok her şeyi kusursuz istediği için öyle bir şeyler oldu. Bir ev alsan orada aslında hemen alırlar seni. Çok ihtiyaçları yokmuş ya galiba. Yani evet. Amerika biraz farklı bir ülke. I'm not speaking Turkish. If you have... Zaten ben onu soracaktım. Do you speak English gibi. Ama o şekilde soramam ben ona. Boş ver. Herkes bir telefon çaldı mı? Herkes bir kontrol. Şu zil seslerini değiştirin be kardeşim. Ya benim 1 milyon liram var zaten ya. Neyin sorusu bu? 1 milyon TL'niz olsaydı ilk ne yapardınız? Ne bileyim, bakardım şöyle bir. Tamam. Restoran açardım. Ne restorantı? Nasıl bir restoran? Alakart restoran. Tamamdır. Güzel fikir yalnız. Eyvallah, görüşmek üzere. Bu kadar. Yayınlıyorum. Sıkıldım evden ama çok güzel. İzledim evde 3 sezon ezel. Dışarıda kankaları muhtemel kaç kurtar kendini peşinde ece. Bunun adı korona, bulaştım bu sorana. Çıkıyoruz balkona, kalkıyoruz orana. Bu şarkıyı hala dinlemediyseniz kartlardan tıklayarak dinleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. 1 milyon TL'n olsaydı ilk ne yapardın? Araba alırdım. Tamam. Ne arabası istiyorsun belli mi? Mercedes. Güzel tercih. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar, bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Şuradan çıkan Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Maksut! 1 milyon TL'n olsaydı ilk ne yapardın? Söyleyeyim mi? Şu ikisini de alır. Ondan sonra Hawaii'ye falan gider. Hawaii? Evet. Ondan sonra karı kızı yer. Arkadaşlar, bu videoya 20 bin like bekliyorum. Aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, şimdi yolda bir iki tane kardeşimle karşılaştım. LÖSEV'in destekleriyle iyileşmiş kardeşlerim. Siz de Kurban Bayramı'nda kurban almak yerine LÖSEV'e bağışta bulunabilirsiniz. Buradan LÖSEV'e de destek yapmış olalım. Öyle göstereyim. Bence çok yararlı bir bilgi. Ben zaten her yıl gönderiyorum. Bu yıl da göndereceğim. Zaten hep de story'de paylaşıyorum. Yani kurban kesmek vesaire falan filan değil, bu şekilde. Ya yani elimden geldiğince o ara ne kadar param olursa ona göre 3-5 ne kadarlık gönderebiliyorsam. Eyvallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 1 milyon TL'miz yok belki LÖSEV'e bağışlayacak. Ama herkes elinden geleni bağışlarsa çok kardeşim iyileşmiş olur. Şey olarak düşünüyorum ben bunu mesela. Kurban Bayramı'nda hep diyorlar ya işte kan dökülmeli vesaire falan filan diye. Ben şey gibi düşünüyorum. Yani biri et yemek vesaire falan filan dışında bu birinin ihtiyacına, ayağına, giyeceğine, yiyeceğine, içtiğine, tedavisine, ilacına gidiyorsa bu da bence en büyük yardımdır. 1 milyon TL'niz olsaydı ilk ne yapardın? Valla ilk ne yapardım? Sağlık yönünde harcama yapardım. Şu anda doğru. Kimse bu cevabı vermemişti. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir soru sorayım abi. 1 milyon TL'n olsaydı abi ilk ne yapardın? Türkiye'nin her yerini gezerdim. Nerenin neyi meşhursa onu tatmak isterdim. Mesela Antep'in baklavasını Antep'te, kebabı Adana'da yerdim. Ama Türkiye'nin her yerinin neyi hangi özelliğiyle meşhursa onu mutlaka tadardım. Tamamdır abi. Çok güzel. Bu güzel cevap için biz de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 1 milyon TL'n olsaydı ilk ne yapardın? Oradan başlayalım. Ne yapalım? Vallahi hiçbir şey yapmazdım. Niye sorarsan. Çünkü aynı hayatımız aynı geçiyor. Zaman aynı geçiyor. Sen? Benim 1 milyon olsam kafayı yerdim. Diyorsun. Ne kafayı yerdin oğlum? Valla onu para adamı delirtir lan. Abi yok oğlum ya. Delirtmez. Sen kendi bildiğin sürece para hiçbir şey. Yatırım yapardım en fazla. Tamamdır. Yayınlıyorum bunu. Yayınlıyorum. Ne zaman izlerim? Pazar. Soru sorabilir miyim? Hemen soruyorum. 1 milyon liran olsaydı ilk ne yapardın? İlk ne yapardım? İlk yardımda bulunurdum. Kime? Vatandaşlara mesela, yoksullara. Öyle. Tamamdır. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir soru sorabilir miyim abi? Abi 1 milyon liran olsaydı ilk ne yapardın? Önce borçlarımı kapatırdım. Ne kadar borcum var abi? Herkesin o yani yeter. Kendini üzecek kadar var. Anladım, tamamdır. Ondan sonrasında düşünürüm. Tamamdır abi. Ama bir tane balıkçı teknesi alırdım mutlaka. Tamamdır abi. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Yayınlıyorum. 1 milyon TL'n olsaydı ilk ne yapardın? Gezerdim. Flarcardım direkt sonuna kadar ya. Güzel. Yani dünyayı bir kere geliyorum. Tamamdır. Görüşmek üzere. Bay bay. Hayata bir kere geliyoruz. Ey yavrum. Gel babuş sorayım. 1 milyon TL'n olsaydı ilk ne yapardın? Keyfime bakardım. Ne yapardım? Tamam bro. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir videonun da burası sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.